gül şerbetli su muhallebisi, 1 çay bardağı buğday nişastası, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 su bardağı süt, 1,5 su bardağı su, 1 çay kaşığı gül mayası. Gül şerbeti için 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı gül mayası, 1 yemek kaşığı gül suyu. İçi için 2 adet şeftali, 7-8 adet çilek. Şimdi su muhallebisiyle tatlı ile güne başlayacağız. Evet. Çok güzel, aslında çok eski bir tarif su muhallebisi değil mi? Çok eskiden beri olan. Evet, yapılan bir tarih. Böyle tarif az malzemeyle, sanki eldeki malzemelerle biraz gibi değil mi? Daha hafif olması açısından işte içine su konmuş. Gene Osmanlı tarifi diye biliyorum, çok emin değil olmakla birlikte ama işte şeker, çok az şeker, süt, su ve gül. Gül suyu aslında gül suyu. En çok da tadını veren o. Hadi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Evet, burada 2 bardak sütümüz var. 1,5 su bardağı su ekleyeceğiz. Hmm. Bir çay bardağı buğday nişastamız var. Hı hı. Bir bardak da şekerimiz var. Şekerimiz var. İkisini? Hı hı. İkisini de koyuyoruz. Koyacağız. Pudra şekeri. Ben gül mayasından bahsetmek istiyorum. Şunu gösterelim mi? Şimdi bu nedir? Bu efendim gül mayası. Gül mayası nasıl oluyor? Nereden bulacaklar? Şimdi gül mayası kendileri yapacaklar. Hmm. Genelde satılan bir şey değil. Değil. Benim de yeni öğrendiğim bir şey. Bahçemizde güller var, çok güzel kokulu güller. Bunlarla neler yapılabilir? İşte en popüler olanı gül reçelidir zaten. Hı-hı. Tarifleri araştırırken gül mayasına rastladım. Bunu yapıp saklayıp bütün kış buzdolabında saklayıp işte tatlılarınızda, keklerinizde kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey bunu gösterin, tekrar şöyle koyayım. Bu bir ölçü güle, bir ölçü şekerle yapılıyor. Yani bir ölçü gül, atıyorum bir bardak dolusu gül diyelim. Evet. Bir bardak dolusu da şekeri kaynatıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Bekletiyor muyuz üstüne? Hayır, gülleri yıkıyoruz, temizliyoruz, kurutuyoruz. Aha. Şekeri üzerine döküyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz elimizle ve buzdolabına atıyoruz. Hmm, yani bir kaynatmak gece, yok. Hayır, hiç pişirmek yok. Bir gece buzdolabında bekliyor. Ertesi günü çıkarıyoruz. Üzerine bir ya da iki tatlı kaşığı limon suyu döküyoruz. Limon suyu. Temiz, steril edilmiş bir kavanoza güzelce dolduruyoruz. Ağzını sıkıca kapatıyoruz, buzdolabımıza atıyoruz. Ve dolapta muhafaza edilir. Hem yaprakları var burada, hem biraz suyu var. Biraz suyundan bunun içine ekleyeceğiz tamam. Şimdi. Ekleyeyim mi şöyle? Çok hafif bir lezzet ve koku versin diye. Evet. Şöyle o zaman. Şerbeti için neler lazım? Şerbeti için de bir çay bardağı su, bir çay bardağı da şeker. Evet. Onu hafif, çok yoğunlaştırmadan sulu bir şerbet yapıyoruz. Hı hı. Ve bu gül yapraklarını içine ekliyoruz. Ha, bu sefer yaprakları içine ekleyeceğiz. Yapraklarıyla tamam. Birlikte evet. Burada direkt tatlının tarifini aldık hiç. Senden bahsetmedik. Biraz bize kendini tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Ben uzun yıllar kurumsal dünyada çalıştım. Hı hı. Daha sonra artık o kurumsal hayatı bitirmeye karar verdikten sonra bir arkadaşımla birlikte ya biz daha çalışırız, biraz daha gücümüz, kuvvetimiz var, çalışmalıyız diye düşünerekten ne yaparız araştırmaya başladık. Ve onunla birlikte bu yemek işlerini de çok seviyorduk bu arada. Sürekli hı hı. Ben hep eğitimler alıyordum, hı hı. Gidiyordum, geliyordum. Çalışma hayatım varken aslında çalışma değil mi? Hayatım hı hı. Varken hı hı. Evet. Çalışma hayatını bitirdikten sonra arkadaşımla birlikte ne yaparız, ne ederiz diye düşünürken ve bu yemek işlerine de bu hı hı. kadar merak sarmışken bununla ilgili bir şeyler yapalım diye karar verdik ve böyle yola çıktık. Şimdi küçük bir atölyemiz var. Atölyeniz var, yemekler yapıyorsunuz. O yemek süper. Yapıyoruz, ikramlar hazırlıyoruz, sipariş üstüne ekmek yapıyoruz. Bunun altını kapatalım. Kapatalım. Tamam. Onu alalım, başka bir şey ister misin şuraya? Şurada dursun Aylin ablacığım, şöyle yapalım. Tamam. Şimdi neyle devam edeceğiz? Biz meyvelerimizi hazırlayalım. Tamam. Çünkü muhallebimizin içine hı-hı. meyveler koyacağız. Hani hı-hı. daha güzel bir görüntü sağlayalım. Sadece normalde su muhallebisi genelde dışarıda satılanlar sadedir. Değil mi? Aynen. Sadece üzerinde şerbet ya da pudra şekeri oluyor pudra en son. Pudra şekeri, evet, pudra şekeriyle de servis edilir. Ama birazcık böyle görselini de güzel yapmak istedik. Şimdi iftar sofralarını misafir ağırladığınızda biraz daha böyle. Çünkü çok sade ve şeffaf bir şey olduğu için biraz da renklensin, meyve katalım. Aynen. Onu şuraya alalım biz. Soğuması için. Biz de bir yandan meyvelerimizi doğrayalım. Şimdi
biz çilek ve şeftali tercih ediyoruz. Bence en çok bunlar yakışıyor zaten. Şöyle dörde bölebiliriz çileklerimizi. Tamam. Kimisini ikiye böleriz, küçükleri. Şeftali kabını soyacağız herhalde. İçinde şeftaliyi soyalım çünkü. Evet. Çileklerimizi doğrayalım. Sonra da birazcık şeftalileri aynı şekilde doğrayacağız kabuğundan ayırıp. Bu sırada şerbetimizde kıvam alınca içine gül yapraklarını ekleyeceğiz ve yavaş yavaş birleştireceğiz. Evet, şimdi biraz daha kıvam aldı. Artık ekleyebilirim değil mi bu gül mayasından? Evet, o gül mayasından. Bu sefer suyunu değil. Bu fazla gelecek olabilir. Hı-hı. Yarısını kadar eklersek. Yani hem yapraklarını ekliyoruz bu sefer, hem suyu gelecek. Suyunu, evet. Muhallebisi sadece suyunu eklemiştik, gül mayasının suyunu. Şerbetine hem yaprağını hem suyunu ekleyeceğiz. Gelelim şimdi şekil verme kısmına. Burada bir kek kalıbımız var. İçine bir streç koyduk ki döndürdüğümüzde çok daha rahat çıksın diye. Şimdi ne yapacağız? Şimdi meyvelerimizi birazcık tabanına yayacağız. Yayalım. Şimdi muhallebimizi bunun içine dökeceğiz. Bir spatula alayım o zaman. Sıyırmamız kolay olsun. Bir anda böyle kıvam alan değil mi? Kaynarken hemen koyulaştı. Böyle hemen koyulaşıyor. Bekleyince de hemen koyulaşıyor. Çok fazla bekletmemek lazım belki de yaparken de değil mi? Hızlıca. Tabii. Sanıyorum hazır. Bu hazır. Bunu soğutacağız. Soğutacağız. Sonra çıktıktan sonra... Şerbetimiz soğuk mu olacak? Şerbetimizi kapatalım artık. Kapatalım altını. Sanıyorum. O da soğusun. Şerbetimiz de soğuyacak. Muhallebimizi ters çevireceğiz. Hı-hı. Ve üzerine şerbetimizi dökeceğiz. Gül yapraklarıyla süsleyeceğiz. Hadi bakalım. Neredeyse bitti tatlımız. Buzdolabına gönderiyorum. Hızlıca soğusun. Ondan sonra artık diğer yemeklerimizi yaparken soğuduktan sonra birleştireceğiz. Evet, biz de bu sırada günün diğer tarifine geçelim. Arada güzel bir şerbet tarifi verecektik. Hemen şerbet tarifiyle